İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programda daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bundan önceki haftalarda sizlere Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatıyorduk. Sonraları Fransa'ya olan seferini anlatıyorduk. Zaman bitti, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Barbaros Hayrettin Paşa, Fransız elçisi de mahiyetinde olmak üzere veya maiyetinde olmak üzere diyelim, daha doğrusunu yapalım. Emrine verilmiş yani, Fransa'nın elçisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın emrine vermiş. Mahiyeti maiyeti onun için karışıyor. Her ikisinde diyebiliriz. Gemileri aldı ve Akdeniz'e açıldı. Tabii gideceği yer Fransa sahilleri, Toulon, Marsilya. Yol üstünde de Fransızların can düşmanlarından, papalığın gözdelerinden Venedik var. Onlar da Nice kalesini almışlar. Nice kalesinin kurtarılmasını rica ediyorlar. Bizim Nice kalemizi oradan kurtarır mısınız? Bir devlet için ne kadar üzüldür efendim. Barbaros Hayrettin Paşa bu seferi esnasında efendim hemen karaya asker çıkartmak suretiyle efendim kale alındı ve Napoli'nin 70 kilometre kuzeyindeki Gaeta limanına demir attı. Kale komandanı karşı durdu. Hayır dedi. Neyle dedi? Tabii cep telefonuyla demedi. 3 adet top atışıyla söyledi. 1, 2, 3 hayır, hayır, hayır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri deniz askeriydi ama kara savaşlarını mükemmel bilirlerdi. İşte bugün de modern orduların deniz piyadesi diye bir sınıfı gündeme getirmeleri, kurmaları işte buradan kaynaklanıyor. Yani ben denizciyim efendim, evet, karada savaşamam. Kara savaşı yok. Olmuyor. Vatan savunması da, karası da, havası da, denizi de hepsi bir. Bugün Türkiye'nin birçok meselelerinde görev alan silahlı kuvvetlerimizin jandarmasıyla beraber kara kuvvetlerinden piyadesi de görev yapıyor. İcabında SAS komandoları getiriliyor. Onlar da terör mücadelesinde büyük faydalar sağlıyorlar. Hava kuvvetleri derseniz aynı şekilde efendim havada uçuyor zaten. Uçuyor da onların kara unsurları var. Kara unsurlar olmazsa havadaki unsurlar uçamaz. Onları yönlendiren aşağıdaki kara unsurlarıdır. Yer unsurlarıdır. Yani karacılar değil, onlar da havacı. Çünkü havacılığı bilmezse hedef tarifinde zorluklar olur. İşte efendim bunlar elektronik yapılıyor falan filan. En gelişmiş, elektroniğin ne gelişmişi insanoğludur. Çünkü bunları yapan hep insanoğlu. Biz gelişmiş cihazlara bakıp övünüp de ya insan işte bir şey yaramıyor falan filan demeyin. Onu da yapan bir insanoğlu. Eğitirsen tabii orada kat edeceğiniz mesafeler elbette ki çok daha büyük, fazla olacaktır. Hemen birkaç top atışıyla kalenin surları yerle bir edildi. Pek çok ganimet ve esir alındı. Kale kumandanının hayır, hayır, hayır diyen kale kumandanının karısı ve kızı da esir alınmıştı. Kızı esaretten sonra kendisi hiçbir teklif yapılmadan severek Müslüman oldu. İsteyerek, severek Müslüman oldu. İşte Barbaros Hayrettin Paşa bu. Buradan biraz daha kuzeye çıkıp Tever
nehri var. Onun ağzındaki Ostia limanına demirledi. Ostia limanı Roma'ya 16 kilometre mesafedeydi kıymetli dinleyenlerim. 16 kilometre. Yani küçük çekmeceyle Topkapı arası İstanbul'da 16 kilometreden belki biraz daha fazladır. Bu kadar yaklaşmış idi. Oradan su ikmali yapıldı. Tabii su ikmali yapılan yerlerden yiyecek ikmali de yapılır. Ama su kritiktir. Çünkü alacağınız suyun denizde sizinle beraber bir müddet kalması lazım. Hepsini bir günde içip bir daha suya gelmeyeceksiniz. Sular da birkaç çeşit oluyor. İçinde organizmalar olan sular kurtlanabiliyor. Onun için denizciler nerelerin suyunun kurtlanmayacağını çok iyi bilirlerdi. Bilenler denizci olurdu zaten. Onun için de yoğrula yoğrula. Denizcinin gemiyle gitmesi bile bir denizci eğitimidir. Avrupa'da büyük panik başladı. Eyvah dediler, şey gidiyor, Vatikan gidiyor. Tabii Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanındakiler gıcıkladılar. Reisler, Aydın Reis falan var. Efendim dediler, geldik. Fitnenin başı, aha şurası, elimizi uzatsak ulaşırız. Şurayı halledelim, dağıtalım efendim dedi. Kumandanlar, Barbaros Hayrettin Paşa onları topladı, heyecanını yatıştırdı ve dedi ki, kıymetli silah arkadaşlarım, tamam benim de içimden o geliyor ama biz buraya neyle geldik? Bir emirle geldik. Osmanlı'nın divanı Hümayun'un emriyle geldik. Divanda görüşüldü, Fransa'ya yardım edilecek. Vatikan alınacak denmedi. Programda o yok. Efendim işte yok dedi. Ve divanın emretmediği şeyi yapmakta hayır ve bereket yoktur dedi. Böyle maneviyatı güçlü bir insandı Barbaros Hayrettin Paşa. Bu maneviyatla bu büyük başarılara imza attı. Avrupa'yı dize getirdi. Mümkün müydü o zaman Avrupa'sını, Osmanlı donanmasını dize getirmesi? Osmanlılar, Oğuzlar kayı boyu nihayet denizi 1300'lerde falan tanıdılar. Fransa, İspanya, Portekiz o sırada denizi tanıdığı gibi ta Endonezya, Sumatra adalarına gidip oradaki Müslümanlara kan ağlatıyorlardı. Aden'e gidip oradaki Müslümanlara kan ağlatıyorlardı. Yani adamlar anadan doğma denizci. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıldan fazla sonradan denizci olan, ancak işte 2. Murat Han zamanında küçük bir ince donanması vardı Osmanlı'nın. Fatih Sultan Mehmet Han bunu 120'ye kadar çıkarttı ama gözü gibi bakıyordu, aman bir gemimiz gitmesin diye. Barbaros Hayrettin Paşa zamanına gelince, yani İstanbul'un fethinden, Fatih'in devrinden 40 sene, 50 sene sonrasına gelince Osmanlı gemileri Akdeniz'de ve diğer denizlerde tek tabanca oldular. Gören kaçar hale geldi. Neyle? İşte ihlasla. İhlasla oldu. Ve hayır dedi, almayacağız. Vatikan'ın kardinalleri değil belki ama üst dereceli papazları, kardinalleri de kaçtı ya, dağlara kaçtılar. Ama üst dereceli papazları dağlara gittiler, baktılar ki Türklerde böyle bir niyet yok. Vatikan'a gelmiyorlar. Bu sefer halka da haber vermek suretiyle Osmanlı gemilerine o günün imkanlarıyla
sepet sepet taze meyveler, o coğrafyada yetişen meyveler taşıdılar. Aman Osmanlı askeri yesin. Niye? Düşman değil bu. Vatikan, Osmanlı ile Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir divan sözünü dinlemesi sebebiyle ona muhabbet duydu. Biz şimdi devlet bir şey emretti miydi? Şu emrin neresinden bir gedik açabiliriz, kendimize doğru bir şey getirebiliriz diye kaçak su, kaçak elektrik, kaçak bilmem ne, kaçak oğlu, kaçak kaçakçılık yapmak, kaçak sigara gibi, kaçak akaryakıt gibi şeylerle uğraşıyoruz. Sen devletine güvenmezsen, sen devletine üstelik de hileler yaparsan, Vatikan sana dost olur mu? Olmaz. Vatikan'ın dost olmaması normal. Vatikan'ın dost olması gariptir. Papazlarına, gemilere meyve taşıttırdı papa o zaman. Müslüman'ı sevdikleri için mi? Hayır. Müslüman'ın bize zararı ermesin diye. Dünyalık için yaptılar bunu. Olsun. Olsun. Yaptılar ya, tarihe intikal etti. Şimdi biz de bu hadiseden 400 sene sonra bunu konuşuyoruz ya varım. O da bizim için güzel bir şey. Evet, Barbaros Hayrettin Paşa efendim böylece bu limanda bir müddet kaldı. Roma'ya girmedi. Eğer Roma'ya girseydi, Barbaros Hayrettin Paşa da Vatikan'ı alsaydı, bir de dünya siyaseti yönden düşünelim, bu şey olurdu. Avrupa'yı bölünmüş, parçalanmış, birbirleriyle meseleleri olan Avrupa devletlerini müşterek dinlerine, müşterek din merkezlerine saldırıdan dolayı birleştirebilirdi. Barbaros Hayrettin Paşa 30'a da düşebilirdi. Düşmedi. Düşmedi. Panikleyecekti Avrupa. O panikle de belki çılgınlıklar yapacaktı. Fransız elçisi Polin, Barbaros Hayrettin Paşa, efendim burada fazla kalmasak, gitsek diye ısrar etmeye başladı. Allah Allah. Derdin de senin ya. Sana ne? Biz buradayız. Sana ne? Ha, korku şu. Benim Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir Müslüman Osmanlı kumandanıyla beraber olmamdan dolayı Avrupa Fransa'ya kinlenir. Osmanlı'ya bir şey yapmaz ama Fransa'yı da dümdüz eder. Şu menfaat çekişmelerine bakar mısınız? Hristiyan, Hristiyan'ın şerrinden korunmak için bir Müslüman devletten, Halife-i Müslümin'den yardım talep ediyor. O da kırmıyor, veriyor. Bu sefer de ondan görünmekten korkuyor. Tam bir dönek siyaseti, Avrupa'nın siyaseti var. Tam bir döneklik. Oradaki Ostia, Netuna şehirlerinin halkı da papazların böyle gemilere meyve getirdiklerini, yiyecek getirdiğini görünce birçok yiyecekleri de onlar getirdiler, hediye ettiler efendim. Yani daha da soruda bir eksiğiniz var mı efendim diye. O iki şehir, Ostia. Barbaros Hayrettin Paşa demirini aldı. Korsika, Sardunya arasından geçip 1543 senesinin 11 Temmuz'unda amirallik merkezi olan Toulon'a vardı. Kimin amirallik merkezi? Kendisinin. Osmanlı'nın. Fransız şehri olsun. Fransızlar Toulon'u Osmanlı'ya teslim ettiler. Osmanlı toprağı yaptılar.
Şaka değil efendim. Bu böyle Amerika'nın gidip de Suriye'deki bir teröristten efendim üs için arazi satın alması gibi falan bir olay da değil. Fransa buyurun buyurun dedi. Bu şehri siz idare edin. Sizin amirallik merkeziniz olsun. E tabi Barbaros Hayrettin Paşa'nın amirallik merkezinde bir Toulon valisinin, Toulon belediye başkanının ayrı bir baş çekmesi mümkün mü? Barbaros Hayrettin Paşa kime görev verirse o olacak. Oranın hükümdarı oldu. Evet. Limandaki bütün gemiler Osmanlı bayrağı asıp donanmayı selamladılar. Toulon'a da Osmanlı bayrağı çekildi. 20 gün sonra da Marsilya gelindi. Ama Toulon Osmanlı amirallik merkezi ve Osmanlı idaresinde. 8 ay sürdü bu idare efendim. 8 ay orada Osmanlı bayrağı dalgalandı ve giderken de Osmanlılar 8 ay sonra oradan Toulonlular ağlaştılar. Ya ne güzel idare ediyordunuz bizi. Ne olur gitmeyin, kalın. Hep siz kalın. Müslümanlık bu demek efendim. Dinli dinsiz, Budist putperest kim olursa olsun bir Müslümanlar rahat etmeli. Ta ki Müslüman ona hiç dokunmayacak, ta ki bunların içinden bir çılgın çıkıp da Müslümanlara saldırırsa Müslüman öyle kavga eder. Cihat fikri diye bazı papalar Avrupa insanını kandırıyorlar. Cihat fikrinde durup durduğu yerde gelip bir Hristiyan şehre saldırmak yok. Orada bir insan öldürse Müslüman askeri katil olur. Gazi olmaz, katil olur. Dinimiz böyle diyor. Ha sana saldırırsa saldırıdan kurtulmak her canlının hakkıdır. Sade insanın değil. Evet. Karıncalar da geliyor mesela. Başka bir karınca grubu hücum ediyor. E, saldırıya karşı kendi de karınca olduğu halde öldüresiye ondan savaşıyor. Değil ki insan. 44 parçalık Fransız donanması direklerine Marsilya'da, bugün Ermenilerin merkezi gibi kullanıyorlar ya Marsilya'yı, Türk bayrağı toka ettiler. Barbaros Hayrettin Paşa aynı zamanda Cezayir hükümdarı sayıldığı için Fransızlar onu büyük saymak için bahane arıyorlardı. Osmanlı'nın kaptanı deryası. Ama Cezayir hükümdarlığı da var ya efendim. Dediler efendim siz hükümdarsınız. Ona da hükümdara yapılan saygıyı göstermek istiyorlar. Bir kulp buldular. Evet. Hükümdarlara mahsus bir tören düzenlediler onu karşılamak için. Barbaros Hayrettin Paşa baktı ki o millet oyunda oynaşta. Törenler, yemeler, içmeler, tiyatrolar onlar buna. Bir dakika dedi ya. Biz şimdi Nis'i kurtarmaya gitmeyecek miyiz? Evet. Şu harp hazırlıklarınızı bir getirin bakayım dedi ya. Müşterek bir hareket yapacağız. Onlar demesi lazım efendim. Şu harp hazırlıklarımızı bir geliştirelim falan filan. Hayır. Barbaros hatırlatmasa Fransızlar Marsilya törenlerine devam edeceklerdi. Şenliğe, şatafata devam edeceklerdi. Bir yokladı ki bomboş. Adamlar hiçbir deniz harbi için hazırlık yapmamışlar. Hiçbir hazırlık yok. Onlara posta koydu. Bağırdı, çağırdı. En sonunda dedi ki ya efendiler ben sizin gemilerinizdeki aldığınız maddeleri gördüm. Şarap almayı ihmal etmemişsiniz. Her geminizin ayrı bir şarap deposu var. Fıçıların olduğu. Onlar tamam. E, toplarınız da var. Mecburen oraya bağlı toplar rapt edilmiş. Ama topların barutu yok. Nasıl harbedeceksiniz ya?
siz buraya yiyip şarap içmeye mi geliyorsunuz? Çok kızdı onlara. Fransızlar, inanın kıymetli dinleyenlerim, yalvarıp ayaklarına kapandılar. Ne olur biz hata ettik, bilemedik. Siz bizi bırakıp gitmeyin. Şimdi Türk'le de bir ittifak ettiler ya, Barbaros Hayrettin Paşa, ben sizinle yapmam bunu arkadaş, padişahıma da bunu söylerim zaten deyip çekilip gitse, Fransızlara, diğer Hristiyanlar diyecekler ki, aa, şimdi düştünüz mü elimize? Sizi koruyacak Osmanlı da gitti, kaldınız, öldüreceğiz, kökünüzü kazıyacağız. Bunun için korktular. Ve Barbaros Hayrettin Paşa bağışlayıcılığını gösterdi. Peki dedi, Nice sefere gidelim. Nice'i Venedik'ten kurtaracaklar şimdi. Evet, Nice'i kurtaracaklar ama süre bitti. Barbaros Hayrettin Paşa'ya haftaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz, dış denizlerde bugün bir NATO görüyoruz, müşterek harekat falan filan, efendim bir askeri birliktelikler yapılıyor falan. Bu tarihte de olmuş efendim. Olmuş da bunların lider ülkesi Osmanlı'ydı. Hep toplanıp Haçlı seferleriyle Osmanlı üzerine 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15 devlet saldırmıştır. Bugün de yine aynı şekilde ama silahlarıyla değil, memleketteki gelişmeleri gördükçe memleketin siyasetini karıştırmaya çalışanlar yine o kimseler. Avrupa'nın o adamları, aynı adamlar. İnşallah haftaya bunun devamını anlatmaya çalışacağız efendim. Hoşça kalınız. İlimden medeniyete. Mm-hmm.